Geçen şöyle bir şey oldu. Gerçekten çok enteresandı. Biz uyandık. Uyanmaya, ayılmaya çalışıyoruz. O gereksiz bir triplerde garip garip laflar sokuyor bana. Bu afyonun patlamış. Ne diyorsun şu an ben? Rüyanda mı gördün? Dur geliyorum. Ben de dedim ki... Bok etme hikayeyi dur. Sokacağım. Sorma bir şeyi de sorma. Tamam. Oturamıyor musun sormadan? Sağolun anlamı izlemedim. Tamam tamam. Tam oraya geleceğim. Oğlum ne oldu diyorum. O da yarı uyuyor. Yok şey yok tamam yok filan diyor. Okey diyorum devam ediyorum. Sonra bir şey anlatıyorum bu arada biliyor musun? Bugün bilmem ne vardı. Tamam ya sen ne dersen ne olur zaten filan diyor. Oğlum planı anlatıyorum. Senin dediğin de olabilir. Neyin var diyorum. Asla söylemedi. Ayıldık. O sinirlendi. Kalktı. İçeri gitti. Sabah sigaralar yakıldı böyle bir triplerde falan. Oğuzcum neyin var söyler misin? Ne oldu? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Ne oldu? Anlamadım. Allah sen ne olmuş? Ne olmuş? Oğuzcum, sonra kızıyor bana da sorunca. Oğuzcum asla söylemedi ve ben Oğuz'a dedim ki bak dedim bugün gerçekten rezalet olur. Ya söyleyeceksin ya söyleyeceksin. Yine söylemedi biz bozulduk. Geldi sonra sarıldı. Artık biz merak etmiyoruz. Ne bok olmuşsa olmuş. Ne bok olmuşsa olmuş. Başka soruya geçiyorum. Bendeniz Mesut Süre, Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla başlıyor. Hadi uğurlu olsun, la la la. Hiç izlemeden gelen var mı? Sevgilin hanımın yok. İzlememişler kimsin? La 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 nedir ya? Senle konuşacağız. Sen ben merak ediyorum. Galiba sivil polis. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş sevgili olun. Olgu, sevgili Oğuzhan. Olgu ne güzel isimmiş. Teşekkür ederim. Kardeşin var mı? Ablam var. Onun adı ne? Duygu. Duygu. Ona benzesin diye mi Olgu koymuşlar? Muhtemelen. Ha. Muhtemelen. Aslında birkaç kardeşiz. Birkaç kardeşim daha var. Şimdi onlara haksızlık olmasın. Onları düşündüm. Anne baba ayrı benim. Tamam. Annemden iki çocuğuz. Duygu, Olgu. Diğer babamın diğer eşlerinden de çocukları var. Ece ve Yağız. Ece de aramızda hatta galiba şuralarda bir yerde. Duygu'yu da muhtemelen annem evet Olgu'ya veriyor. Ne güzel Müge Anlı gibi başladık ha. Nerede tanıştınız Oğuzhan? Arkadaşımızın evinde. Tamam. İlk kim kimi gördü beğendi? Bak şöyle. Ben kendi arkadaşımın evindeydim. Aslında arkadaşımla da çok samimi değiller. Eve geldiler. Ben eve gelince öyle bir algılarım açıldı. Gördüm. Sonra arkadaşına sordum ortak arkadaşımıza. Ne yapabiliriz diye. Ne yapabiliriz? Bu kız kaça olur ya? Proje gözüyle. Ne yapabiliriz? Tamam. O da dedi ki yürürsün DM'den. Ben de DM'den yürüdüm. Instagram. Evet direkt. Tamam. Zaten birkaç gün bekledim. Ekledim ondan sonra. Kabul etti. Sonra kabul ettiği için teşekkür ettim. Yavrum keko gibi girmiş. Aynen. Tamam. Yani... Öncelikle Allah razı olsun. Yani şey bu ya, özel fotoğraflar var. Benle paylaşmayabilirdi. Ben o konudan mütevellit teşekkür ettim ona. Ne güzel. Sen yani, kızım o eklenince ne düşündün? Eklemeden evvel biz yazışmıştık sanki. Sonra mı ekleştik? Orayı hatırlamıyorum ama onun teşekkürüne bir onarı oldum ya. Yani. Böyle bir şeye teşekkür etmeye ne gerek var? Zaten tanışığız. Yani bir şekilde tanıştık. Ve artık Instagram'dan ekleşmenin neyine teşekkür ediyorsun falan gibi bir tutumum vardı açıkçası. Hoşuma gitti. Yüzüne güzel. Ne mi yedin ya? Neyine teşekkür ediyorsun köpek? Tam öyle demedim ya. O kadar kaba demedim ama ona benzer bir şey dedim. Ya. Ha, dedin. Çok teşekküre gerek yok aslında zaten hani tanıştık bir mecliste. Sen beğendin mi o gece bu adamı? O gece hiç dikkatimi çekmedi yok. Ya o kadar beğendim. Kaç kişiydiniz evde? Çok kalabalıktık. 10 kişi falan vardı. Ha bayağı kalabalıktı. Çok kalabalıktı ve Oğuz bayağı sessiz bir adam ya. Yani. Koltuğun kenarında çökmüş oturuyordu falan. Bizi de o arkadaşımız link etti. O yurt dışından geldi. Ben de yurt dışından geldim. Bizi oradan gelmiş sen de buradan geldin. Bir kaynaşsanıza falan dediler. Kanada'da eğitim almış. Sen ne kadar kaldın orada? 6 yıl. Sen nereden geldin kuzum? New York'taydım bir. Ben daha kısa süre. Bir nasıl hikayeler gittim. Lan bunlar? Biz niye Üsküdar'dayız? Hadımköy'deyiz değil mi yani? Tanıştınız, DM'leştiniz. Nerede buluştunuz ilk? Cadde Bostan, Ot'ta. Tamam. Ne içildi? Bira içildi ama bayağı da kızartmalı falan bir şeyler yenildi ya. Evet, çirkin çirkin. Ne anlamsız ayrıntı verdi. Bir de ben tuz yoktu, tuz istedim oradan. Elma dilim getirme, şunları dedi parmak dilim yapın ya. Tamam, bir şeyler de yendi diyor. Açta değildik, onu da bil. Aklımız falan hep yerindeydi Mesut'cum. Tamam. O gün el ele tutuşuldu. Yok, hiçbir şey yok. Öyle mi? Tanışıldı gayet sadece. Gayet resmi ama uzun uzun muhabbetler edildi falan bayağı.
Bayağı Oğuz detaylı hikayelerini anlattı bana geçmişten kalan falan. Eski benim sevgililerinden işte bahsetti. Ne sevgili, keşke sadece sevgili olsa. Bayağı evlilik geçirmiş, neden ayrılmış falan hepsini anlattı ilk buluşma. İnşallah bize de anlatacaksın Oğuzhan burada. İnşallah. Burayı ilk buluşma gibi düşün. Söyleyeyim patates ister misin? Sen seversin, aç aç konuşma şimdi. Senin ikinci evliliğin. Evet. Hayır, ikinci evlilik değil canım. Bir evlilik yapmış. Biz evli değiliz. Evli değilsiniz. Biz değiliz. Ne kadar hakim konuya. Mesut'un bir sevgili de değiliz, öyle oturduk yan yana. Anladım. Hocam evlilikten dilim yandı deyip uzak duruyor musun evliyacık? Evet. Valla? Valla biraz. İyi ya, program çıktı bitti gitti ya. Ne anlattı o gece? Ay ne anlatmadı ki Mesut Bey? Yani böyle acaba bu detaya girmeye gerek yok mu sence de Oğuz falan diyeceğim kadar detay. Ne detay verdi be? Hayatıma dair kesitleri, ben parça parça... Kesitleri! Ne kesit? Parça parça patates yiyorum bir yandan. Bu arada çok da konuşan bir adam da değil üstüne üstlük yani. Hani ağzından zorla da laf alırsınız normal. Normalde şartlarda. Ama o gece şakıdı. O gün bayağı döküldü yani. Şu sebeple şöyle oldu, böyle evlendik, böyle ayrıldık, sebepleri buydu. Yani anladığım kadarıyla ben sonra hikayeyi çözüyorum ki... Hani ben buyum, baştan her şeyimle beni bir gör, bir anla. Ona göre gelirsen gel gibi bir çizdiği bir şey. Sen anlattın mı peki? Ben de anlattım. Ben ne anlattım hatırlamıyorum. Ne anlattım ya? Ben? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Kesin anlattım. Hep sen mi konuştun oğlum? Ya ben ilk önce kendimi bir anlattım. Masaya yatırdım. Biz onun üzerine konuştuk. Kendisiyle ilgili çok bir şey anlatmadı yani. Kaçar tane içtiniz? Birer tane. Biz o gece çok içemedik. Benim ev biraz uzaktı. Hatta önden içkiyle başlamamıştık bile. Ev uzaktı. Ben o zaman Darıca'da oturuyordum. Darıca? Evet evet. Oo, Caddebostan'a geldin. Hmm. Olgu'yla buluşmak için. Darıca'ya döndün. Evet. Neyle döndün? Arabayla. Ha tamam. O yüzden de az içtiniz azıcık. Aynen. Ha. İlk flörtöz buluşma? Aslında o gün de biraz... O gün flörtöz buluşmaydı aslında yani. O ilk buluşmamız bayağı flörtözdü. El ele öpüş kokmaş olmadı tabii ki. Ha. El ele ne zaman ilk? Ay o çok zaman aldı. Bu o kadar kibar, o kadar minnoş ki. Ben bekliyorum ne zaman elimi tutacak, nasıl tutacak? Öp artık Allah'ın belası. Kuruduk. Öp kısmı için değil ama hani bir tık ne zaman geçeceğiz öbür evreye falan diye bekliyorum. Sen neden hocam şey misindir o konuda? Karşıdan gelsin hamle diye mi beklersin? Yo, ben biraz ağır başlı bir adamım. Biraz hani böyle kendiliğinden olsun. Ben yapmayayım, o yapmasın. Ya da mı karşıdan? Ben yapayım, o da yapmasın. Yani hiç kimse. Lan biz nasıl öpüştük kimse yapmadıysa? Çocuk var iki tane, Allah Allah. Yani kendiliğinden olsun. Yani büyülü bir an olsun. Evet, karşıdan karşıya geçerken ben böyle elimi arkaya uzatayım. O elimi tutsun, öyle bir karşıdan karşıya geçelim gibi gibi benzer tabii, bir şey bekledim ama öyle bir şey olmadı. Tutmuş böyle beklemiş 6 ay, çat diye otobüs geçmiş üzerlerinden böyle. Vış diye ezilmişler, ama güzel olur ha, en sevdiğim film sonları. Tamam. Hatırlıyor musunuz o anı peki? Hangisini? Tabii. Elini tuttuğu anı. Şöyle ilk hangisini ilk diyor. İlk seksi anlat bakayım bana, ilk seksi. İlk öpüşme oldu çünkü. Öyle mi? Evet evet. Elden önce. Evet. Hocam ne ağır başlıydı, ne oldu? Öyle otobüs geçsin şuradan falan. Ne oldu ya? Ya güzel yer olsun istedim. Böyle bir... Adamın kurduğu dünyayla anlattıkları bambaşka. Evet, ilk öpüştük. İki tane yalı dairesinin arasında öpüştük. Emek kafede. Ha, iki yalı dairesinin arasında. Bayağı yani. Öyle bir şey planlamış falan. Biz oralarda geziyoruz. Tamam. Neresiydi emek kafenin olduğu? Sen yani? O anın da büyülü olmasını istedin. Evet. İlk öpücük sanki hani böyle bir de hoşlandım yani bayağı. Hani her şey güzel olsun. Anlatmaya değer bir şey olsun. Anılarımız olsun istedim ama. Güzeldi güzeldi gayet. Planlamış yani. Şık da akşam üzereydi. Deniz kenarıydı falan. Ambiyans güzeldi. Ben emek kafeyi çok severim. Benim için güzeldir. Buraya birlikte geliriz falan, böyle bir tatlı. Gel sana buradan bir manzarayı göstereyim falan dedi. Biz bir yere arabayı sağ çektik. Karşıdan karşıya geçtik. İşte o kafeyle bir yer var orada. Onun arasında böyle uzun ince bir yol. O uzun ince yoldan biz giderken manzaraya baktık falan, tatlış tatlış. Sonra ayakkabımı bağladım, bir şeyler oldu. Böyle kalktığımda zınk diye şuramdaydı. Dedim tamam. Büyülü adama bak. Hadi kalk artık ya. Kalk burama gel dedi. Geldik, kalk artık. Okey, o an bu an galiba geliyor. Hani hiç de çaktırmadı gerçekten. Vay. Biz o an böyle çok masum, tatlış bir öpüştük. Ondan sonrası da yol boyu el ele. Elleri yapış yapış oldu, terledi falan. İnatla da çekmiyor, ben de çekmiyorum. Şimdi çeksem yanlış mı anlar acaba falan diye. O gün öyle geçti. Ellerin terlediydi, fark ettin mi hocam? Evet, fark ettim. Yani bırakamıyoruz yani. Elleri de şimdi ilk böyle el ele tutuşmamız. Arabada da kullanıyorum bir taraftan.
Ya alsam çok ayıp olacak diyorum ama... Araba kullanmaya bak. Bir de yani... Sen ne yaptın ya? Bu yol dümdüz Sakarya'ya kadar gideriz böyle ha. Belces'te de bir dururuz ha. İster misin tost? İlk buluşmada gıcık olduğun bir şey yaptın mı hiç? Minik böyle bir... Gıcık oldum. Ya da böyle bu nasıl adammış dediğin bir şey oldu mu? Minik, yani minik de olsa oldu. Mesela eski ilişkisinin neden bittiğini o kadar teferruatla anlatmasına bence ilk buluşmada pek de gerek yoktu yani. Yani o kadarını bilmeme ne lüzum var demiştim içten içe. Ne bildiğini merak ediyor muyuz? Ama söylemeyeceğiz. Eşek gibi söyleyeceksiniz. İlişkisine bak, faşizm varmış. Konuş köpek! Ne olduk eski karınla? Bayağı teferruatlı anlattın. Sen böyle mesela sağda solda hep anlatır mısın eski? Ama orada ben de sordum yani. Çocuğun da suçu günahı yok. Normalde ben daha çok anlatırım, o anlatmaz ama... O baştan biraz kontrollü. Yani ben buyum, bana başka... Hani bunları bil de başka türlü gelecek, sen hocam, gelmeyin. Hocam çok biraz açık bir şey sorayım mı? Sen miydi cevap var? Tabii. Eski karını bu kadar teferruatlı anlattığın ilk kadın mı? Evet. Hakikaten? Hakikaten. Ha tamam. Sen anlamışsın o zaman. Yani yeniden hayatım değişiyor demişsin, evet, bence. Evet öyle dedim. Ya değil bir mi? Yerde evet dedim ki hani bir ilişkiye karar vermem lazım dedim. O yüzden de her şeyini anlattın geçmiş. Anladım. Evli değilsiniz ama galiba bir evlenme teklifi var. Var evet. 2 yıl oldu evlenme teklifi alalı. 2 yıl evvel evlenme teklifi. Sesi aldık mı? Mesut Bey oyalanıyorum şu an. Aşkım su içmek ister misin birazcık? İç yani aşkısı iç. İhtiyacın olur diye şeydi. 2 sene mi oldu hocam? İki sene oldu evlilik teklifi edeli. Nerede etti? Kaş'ta. Kaş'ta. Hı. Ambiyans nasıldı? Sen çünkü büyülü anları seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet, rock kafede, bir rock barda tamam. Şarkı söylerken falan. Sen solist misin? Yok değilim. Ben söylemiyordum zaten ama ya nasıl organizasyonu şöyle yaptık. Şarkı söylerken ne demek? Şöyle, orada canlı müzik vardı sokak ortasında. Ben de bar sahibiyle konuştum böyle bir evlenme teklif edeceğim. Bana dedim bir ambiyans yapın, bir es vereyim. Ben mikrofona bir dalayım dedim. Öyle mi falan. Onlar da yardımcı oldular sağ olsun. Eğer buradan dinliyorlarsa teşekkür ederiz. Ne barı söyleyelim ya kaçta hangi bar? Hatırlamıyorum ki. Ben de hatırlamıyorum. Adamlara azıcık faydamız olacak. Kim bilir neydi ya. Kaçtaki bütün barlar çok sağ olun be. Ben hatırlamıyorum. Angel falan mıydı? Hatırlamıyorum. Neyse girdik oraya. Bu, bekliyor yani ben şarkı falan okuyamam. Benim sizin iğrenç yani. Bana şarkı okuttular diye sen öyle bir ambiyans yap. Biz oraya daha önce anlatıyorum. Biz oraya daha önce gittik. O gün yani gittiğimiz, Kaş'a gittiğimiz günün ilk günü oraya gittik. Ben şarkı söylemeyi severim. Orada da ya gel o zaman filan dediler. Eşlik ederken duydu biri. Ben her yerde şarkı söyledim. Çıktım şarkı söyledim. Ertesi gün başka planlarımız vardı. Dönüşte yine oraya uğrayalım mı dedi. Biz yine oraya uğradık. Meğer o gün evlenme teklifi edecekmiş. Biz yine oraya uğrayınca o biliyor ya Olgu burada şarkı söyledi. Biliyor. Orada bir şey ayarlamış, organize yapmış. Demiş ki hani dün biz gelmiştik ya Olgu'ya. Yine çağırsanıza ben böyle bir evlenme teklifi falan filan demiş. O vesileyle beni tekrar çağırdılar. Ben diyorum ki hani dün bir daha, bugün bir daha. Yeter tamam eğlendik, gerek yok falan. Ama yine de eğlendik bilmem ne. Sonrasında da Oğuz Bey'i de sahneye davet ediyoruz dedi. İşte gitarist çocuk. Ben diyorum ki Oğuz asla şarkı söyleyemez. Hiçbir şarkının sözünü bilmez. Şiir okuyamaz yani. Oğuz mikrofonu eline alamaz. Oğuz konuşamaz. Oğuz bir muhabbet kuşu çünkü. Yakup der susar. Ya Oğuz hiçbir şey yapamaz. Yani sahneye davet etmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Onu anlatmaya çalışacağım. Acaba diyorum sarhoş oldu. O da mı gaza geldi şarkı söylemek istiyor? Öyle bir dünya da sana yok. Sürpriz oldu yani. Oldu. Diz çöktü mü? Yok abi çökmedi. Nasıl yani etti? Ayakta. İşte cebine şeyini sokmuş, yüzüğü sokmuş. İşte ben zaten bir bakıyorum ne yapacaksan. Çok klas anlattı. Cebine şeyini sokmuş. O şeyi de bana verince. Ben de duygusallaştım. Al, bu da yüzük. Ben şarkı söylemişim. Çık bitti şarkı, alkışlar. Şimdi de Oğuzhan'ı sahneye davet ediyoruz dedi. Oğuzhan ne yapacak ki sahnede? Şarkı bilmez o falan diyorum ama neyse bir şey yapacak herhalde içinden geldi. Oğuz da kuş olduğu için uçarak gitmiş. Oğuz geldi inanılmaz heyecanlı. Anlayabiliyorum onu heyecanından. Saatlerimiz bilmem kaçı gösteriyor. Bugün tarihi bilmem kaç falan filan onları söyle. O radyo anonsuna girmiş. Saatlerimiz 18.23. Burası Power FM. 18 Eylül'dü. İşte 18 Eylül'e yeni girdik. 00'ı geçmiş falan işte 12'yi geçmiş saat. Ben dedi bugünün anlam ve önemi. Dedim el cebe gittiğine göre oradan bir galiba o an yine bu an geliyor galiba falan oldum. Ve işte evlenme teklif ediyorum falan filan gibi bir şeyler söyledim. Evet mi dedin? Dedim evet. Gözlerin doldu mu? Duygusallaştın mı?
biraz duygusal başladım ama gözlerim dolmadı galiba. Heyecanlandım çünkü yani çok... Senin hissiyatın neydi hocam? Falan, ben ayaklarım yere basmıyordu. Ben onu nasıl yaptım? Çıktım oraya, şarkıyı böldüm falan. Ben de onlar mesela bayağı... Şey, sonradan peki pişman yani. Mı oldun? 2 sene sürmüş. Ya pişman. O amma net sordum lan ben de. Ne oldu, ben ne yaptım dedim ertesi sabah. Pişmanlık olmadı ama şartta uygun olmadı. Ya yani biraz ağır bir müessese. Biraz daha kendimize bakıyoruz bu ara işte. Kızlar çok gıcık oldu. Paşam, haspam bakıyorlarmış kendilerine. Anladım. Sen kuzum oyalandığını düşünüyor musun? Yani seni oyaladığını. Hayır canım, asla oyaladığını asla düşünmüyorum ama böyle bir çıtır evlenme teklifinden sonra tamam canım böyle bir salmışlık da hissediyorum, yalan yok. Heh. Hani böyle bir Oğuz genel olarak yapı itibariyle planlı programlı hadi yapalım bir ay sonra şunu yapalım 6 aya bu olsun bir yıl sonunda bunu halletmiş olalım adamı değil. Oğuz abi dokunmayın hacı adamı. Ben de biraz planlı biriyim, yani biraz değil hatta fazla planlı biriyim. O anlamda hani bir tık plan, proje, program, ne bileyim bir yıl sonra ne olacağının planı var mı onda, bunu görmek istiyorum mesela. Soralım. Kendisi hadi. Burada. Hadi. Kendisi şu an burada. Adamı yaktık. Öncelikle ağzıma sıçayım buraya geldiğim için. Var mı hocam bir sene içerisinde bir planı? Var tabii. Biz önce bir eve çıkacağız beraber. Şu an zaten ayrı yaşıyoruz birbirimizle. Aynı yaşıyorsunuz. Ailesiyle beraber. Ha, sen teksin. Ben tekim. Güzel. Abi eve beraber. O daha çok sana olur. Geliyor o zaman bu aralar. Evet, hep öyle oluyor. Tamam. Hep öyle oluyor. Ben yani arada gidiyorum zaten. Çok nadir. Genelde... Anne babayla tanıştın mı? Tabii. Ya bizim annelerimiz babalarımız da tanıştı. Süper. Gidip onlarda kalmışlığın var mı? Var. Anne baba varken. Yılbaşı. İlk defa annem var. Yılbaşında. Nerede yattın? Çekyat'ta. O kırç ses gelen. Evet evet ondan. Tekli ama çok değişik. Elini falan da kaptırdık ona geçen zaman. Başka bir zaman. Tekli mi çekyat? Ne demek o? Normal açılmıyor. Açılıyor ama böyle sizin oturduğunuz koltuk gibi çekince öyle bir yatak oluyor. Ne dedi şu an? Bildiğimiz çekyat değil mi bu? Şöyle bir koltuk. Böyle işte. Koltuk. Açınca ya, açınca böyle hastane yatay böyle evet, dişi evet. Koltuğu gibi. Sokayım öyle çekyata onda rahat edemezsin ya. Vallahi değil mi yani şurada ben nasıl yatayım? Sokakta yatarım dayı, bu ne lan? Neymiş açılmış. Ah, ayaklarım da dışarıda. Ne olmuş bu, uyuyacağım ben. Siktir git, ben nasıl uyuyayım burada ya? Anladım. Rahat yatamamışsındır. Erken kalktın mı ertesi sabah? Çok tabii, güzel gerginliktir o. Her türlü erken kalktım. Ha tamam. Ya insanlar da erken kalktın. Tabii yatağım falan da toparladım. Tamam. Standart. Koydum. Ne yaptın yani. Çekin tekrar hop koltuk. Baba ne haber? Hep oturdum biliyor musun? Hiç uyumadım. Bak yine koltuk gördün mü? Bekliyorsun, ses bekliyorsun. Ha, değil mi? Evet, evet. İlk kim kalktı? İlk annesi kalktı. İkiniz karşılaştınız. Karşılaştım, bekledim biraz ortam hani böyle renklensin, olgu da uyansın ki ben konuya gireyim falan diye. Yani bir konu yok aslında ortada yani. Neye girecek? Kahvaltı. Durduk yere. Kahvaltı. Ha, kahvaltı. Senin derdin yine açlık, ben anladım ya. Abla var mı patates bir şey? Anne kalktı, geldi mi salona? Rahatsız etmesin diye gelmemiştir, öyle olur bizde. Gelmez. Sonra? Olgu kalkınca ben de hop. Zaten yatak falan topluydu. Hemen ben de çıktım dışarı. Ha anladım. Vay. Şey garip olurdu mesela. Hepsi 10'da kalkmış. Sen 2'de kalkmışsın. Hani osur osur uyuyor. Hoppa. Ya çek yat tam açılmadı. Biliyor musun? Uykumu alamadım ya. Bırakın da bir yatayım be. Değil mi? Hepsine erken kalkmak zorundasın orada yani. Evet. Öyle olur. Anladın mı? Gerginliği var. Baba da kalktı. Baba yok. Benim anne baba ayrı. Evde baba yok. Ha baba yok. Evet, anne var. Ben varım. O kadar. Üçünüzsünüz. Ha tamam. Daha sakin ortammış. Evet, daha güzel. Tabii, o kadar şey bir yani utanacak sıkılacak bir ortam anne yok. Anne biraz höt höt anne mi yoksa şey mi? Dışa dönük rahat şeker. Anne mi? Şeker. Şeker. Evet. Tamam. Bayağı böyle bilgeli falan. Sanat sepeti. Her şey var. Sanat sepeti diyor. Monşer ya. Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? Az da olsa. Kim? Benimdir herhalde. Bir tık daha. Sen misin hocam? Evet biraz daha benimdir. Nerede anlıyoruz bunu? Bunu diktirdiğim degaşisi açık boğazlı kazaktan anlayabilirim mesela. Ya da işte ne yapıyorsun, neredesin, yanında kim var? Lan, daha fazla soran benim. Öyle mi? Evet. Diktirdiğim degaşisi açık boğazlı kazak ne demek? Evet o ilginç bir kazak. Bir tane kazağı var beyaz. Boğazlı kazak ama kış için yapılmış. Ama ön tarafı böyle bayağı açık. Hayır öyle değil. Şurada ufak bir baklavası var. Ufak değil var. O. Ufak ufak. Hocam senin gösterdiğinde bir meme dışarıda öyle söyleyeyim. Adam abartıyor azıcık o belli yani. Mesut Bey sağ taraf böyle duruyor ya. Öyle bir kazak yok.
Biz de dolaşıyoruz internette filan. Öyle bir kazak yok. Belki hanımefendi haklı daha, azıcık daha haklı yani. Değil mi yani öyle bir... Şimdi biri, biraz adım atarsanız sanki o açıklığı anlarız. Sen düz bir çizgi olduğunu söylüyorsun kızcığım. Hayır, çizgi değil. Boğazlı. Tamam. Tamamı kapalı. Evet yani bir erkek gözüyle şunu ben de bir sorgulardım. Hoca bu kadar kapalı şeyin özellikle şurası niye açık derdim. Ama yani pencere açmışlar işte bir dokunuş yani. Kıyafetin burasında niye cep varsa orasında da o yüzden o pencere var. Çok güzel bir yerden bakıyorsun. Aynen. Sen nereden bakıyorsun hocam? Abi o zaman boğaz yapması varmış. Adam da buradan haklı yani. Lan bu konu bu şeyi açık mı kıyafetse bilelim. Şu an ben kandırılıyorum yani. Ben sevgilimin kıyafetine karışmak istemem, bu bir kıyafet değil. Anladım. Ya. Senin galiba sinirini bozan o açıklıktan çok boğazlı olması ve kandırılma hissi. Evet aslında öyle yani hiçbir kıyafetine o kadar takıldığım kadar takılmamışım. Ben tahmin ettiğim için daha rahat bir yerden konuşuyorum seninle de yani anladım zaten öyle baskıcı biri olmadığını. Ama bu kıyafetin kendisi senin biraz asabını bozuyor galiba. Evet. Onu diktirmek ne demek? Neyi pardon? O kaza diktirdin mi sen? Benim annem terzilikten geliyor. Dikiş. Dikti mi? Evet yani ne yazık ki annem de ondan yana oldu. Galiba çocuk haklı biraz filan deyip bir yerine bir şey yaptı hatırlamıyorum. O pencere bir çıt daha daraldı yani ve okey o da mutlu oldu. Hepimiz mutluyuz şu an şu etapta yani. Giyiyorum. Hala dolabımda o. Anladım. Da inatla. Senin bir kıskançlığın var mı? Galiba çok yok. Benim. Yaşlar kaç arkadaşlar? Ben 37 yaşındayım. Göstermiyorsun değil mi arkadaşlar? Göstermiyor diyenler o desin. Gösteriyormuşsun. Çok bir ses gelmedi. Hanımefendi? 32 bitti benim. Sen de göstermiyorsun. Göstermiyor diyenler o desin. Sen de gösteriyormuşsun. Adam aldı tabii aynı ses. 37 gösteriyorsun. Sen zaten 32'sin yani kusura bakma da. Halk karar verdi. Sende var mı böyle minik kıskançlıklar? Gösteriyor musun hiç? Var mı? Çok yok benim kıskançlığım. Oğuz acayip sosyal bir adam değil. Çok böyle insanlarla gezeyim tozayım bir adam. Olsa? İşte onun için söyledim. Bazen bazı anlarda bazen oluyor ufak tefek. Yani bir kadından kıskanmak ama onun yani lüzumsuz ve fazla bir bakışını hissettiysem. Yine kaştayken mesela aklıma geldi. Bir tane kadıncağız vardı. Çok güzel bir kadın. Kadıncağız. Evet kadıncağız. Çok hakikaten... güzel. Dilenci. Kaştayız yine. Gerçekten çok güzel giyinmiş falan böyle. Beyaz güzel bir elbise giymiş. Üstüne üstlük ben dedim. O da demedi. Oğuz dedim ki ne kadar güzel kadın dedim ya. Taş gibi altın geçiyor. Ve baktık. Oğuz daha evet falan dedi. Oğuz daha uzun kesti. Dedim okey yani anladık bitsin. Hani daha nedir? Orada abi işte sonrasında yapacaksın. Sen de ona göstereceksin. Ya bir de götüre bakalım mı beraber? Hani beraber. Ya beni normal başka kadınlardan ziyade benim bir şeyi çok sevmemi kıskanıyor. Yani ben bir şeyi onu sevdiğim kadar seviyormuş gibi mi hissediyor bilmiyorum ama. Mesela? Yani neyi mesela? Ne güzel tartışıyorlar. Mesela anlat bakalım girdim bir konuya. Mesela? Mesela başka bir arkadaşımla daha fazla vakit geçirdiğim, belki onunla geçirdiğim vakti kıskanıyor. Anladım. Ona benzer şeyler. Evet, kim kime daha düşkün? Ay bilmiyorum. Onsuz daha mutsuz olan kim? Sen İtiraf söyle. Et hadi söyle. Hayır sen söyle. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Sence hocam? Asla bilmiyorum. Bence o. Ya ben yaldızım ya zaten. Ben mi sana daha düşkünüm? Evet. Aa, benim aklımı dağıtacak Zebilullah arkadaşım var. Sen daha yalnız kalınca beni daha çok özleyebilirsin. Ben değilim. İlişki testi sona erdi. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Alkışlarla. Oğlum alkışlayın bari sıçarı bit. Şimdi hemen hemen hiç davetli yok. Hepsi bilet aldılar. Gerçekten bitiriyorum diye müthiş korku var şu an burada. Sıçarım lan. Anladım. Zibilyon tane arkadaşım var. Senin ihtiyacın yok tabii o sana. Hayır. Hani öyle düşünür gibi geldi. Yani ben biraz daha... Velev ki Oğuzhan'ı çok özledim. Bilmem ne. Velev ki ya. Mesela hani diyelim ki benim aklımı dağıtacağım. Çok şey var. Ben çok dışarı çıkarım. Çok arkadaşımla görüşüyorum. Yani biraz daha... O daha çok evde. FIFA'sıyla... Telefonunu verin o hayatta okey. Sanki o daha o anlamda özler gibi geldiği için öyle söyledim. Ama demek ki öyleymiş. Okey canım öyleyse. Sence nasıl hocam? Bence arkadaşları başka bir şey. Ben başka bir şeyim diye düşünüyordum ama. Ulan çok güzel tartışma çıkardım ya. İnşallah ayrılırlar bugün. Çok isterim be. İlişkinin dokunmatiği kim? Kim daha çok muç? Ben. Öyle mi? Nereden anlıyorsunuz hocam bunu? Her şeyden. Yani mesela şu an zor tutuyordur kendim ben eminim.
Nasıl yani? Hayır canım, o kadar da değil. Nedir? Yani bir kere biz... Kıza bak şey, bir eşeğin. O kadar değil lan. Olabilirim o kadar canım. O da hoşuma gider abi, bir anda böyle bir şeyler yapsan filan. Ben de bayağı uzağım ha konulara. Bu ne amına koyayım? Pardon. Evet. Yani mesela arkadaşlarımızla oturuyoruz. Bir saat oturuyorsak 20 kere falan dokunuyordur yani. Öyle duramaz yani. Dokunuyordur. Severim yani böyle kafasıyla oynamayı, şöyle yapmayı falan. Teması severim. Sen temas sever misin? Bayılıyorum. Yani ben dinlemiyorum zaten genelde. Temasın tadını çıkarıyorum. Ha, sen sever misin dokunulmayı? Tabii yani ama her yerde değil. Mesela yani bazı yerlerde dokunulur, bazı yerlerde dokunulmaz. Ama evet, dışarıdayız mesela, ben bazen işte ne bileyim taksi bekliyoruz. Soğuk bilmem ne, böyle bir yakınlaşıyorum. Şurasına giriyorum böyle bilmem ne yapıyorum. Böyle, yani yanak yanağa değilim. Bu bile benim için okey. Filanlar başlıyoruz. Ay, okay, bazı kadınlarda şey görüyorum, sevgilileriyle kocalarıyla şöyle iletişimleri var. Bence de tatlı bir şey bu. Böyle yarı pandik yarı değil, böyle poposuna dokunma. Bildin mi onu? Tam böyle hani adı böyle yarı pandik yarı değil. Sizde var galiba böyle bir şey. Bir versene şuraya mikrofonu, ben buldum. Çünkü pandik yiyen böyle yap. Daha burada. Getir getir. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Var mı böyle bir durum sizde? Ya dışarıda yok. Dışarıda yapmıyoruz sağ olsun. Oğlum evi niye anlatıyor bize? Hayır. Evde yani ne var? Evde bazen geçerken şöyle bir... Ne yapıyor geçerken? Devam ediyor. Ya geçerken kalçamı böyle vurup devam ediyor. Vuruyor. Hoşuna evet. Gidiyor mu bu durum senin? Ya, bazen. Anladım. Sende yok ama böyle hareketler. Ben de yapıyorum. Ben de sen yapıyorum. De yapıyorsun. Evet evet, ben de yapıyorum. Ha. O yaptı mı geri yapıyorsun? Yani. Bu doğadaki orangutan mısınız? Böyle şey oluyor yani. Hoppa sen bakalım buraya. Ver bakayım hanıma. Ben bayılırım böyle insanlara. Aferin kız. Genelde ilk hareket senden mi geliyor? Hayır, aslında ondan öğrendim. Yani... Ben pandiyi sevgilimden öğrendim. Evli miyiz? Evet evet. Tamam. Kocamdan öğrendim. Yani o yapıyordu öyle, geçerken dokunmayı seviyordu. Önce sinir oluyordum ben de. Sonra ben de ona yapmaya başladım. Şu an böyle bir iletişiminiz var. Böyle bir iletişim. Bu flörtleşmek aynı zamanda. Yani. Bu peki bir şey ifade ediyor mu? Hadi odaya filan. Yok. Hayır. Ha değil mi? Şakalaşıyoruz. Evet, küçük bir şakalaşma. Evet. Süper. Buraları yayınlayalım mı? Dur. Var mı problem? Yok. Hanımefendi sizce? Yok. Bu yayınlar mı? Ondan sonra ağlama. Biz bir babamı izlemiş dışarı valla. Beni eve geri çağırıyorlar biliyor musun? En çok üzüldüğüm de o popoya uzak kalacağım bundan sonra. Hiç ayrılık oldu mu hocam 4 yıl içerisinde? Minik de olsa. Ya aslında ona göre oldu da bana göre olmadı. 15-20 gün falan sıfır iletişim oldu. Bu ayrılık değil midir hocam? Bana göre değildir ya. Bence bir iletişim kopukluğu vardır orada. Başka bir şey vardır. Ya da bir es verme gibi bir şeydir yani. O böyle bir ayrılık falan değil. Ben gidip niye başkasına... Niye canım, geri geldiğinde es verelim muhabbeti yaptın da öyle bir şey olmaz. Es ne demek? Bitmiştir diyorsun. O bayağı hiç es de değildi yani. Bitmiştir. Bildiğim bitmişti. Yani es verelim demek zaten bitmiştir demek. Biz kavga ettik seninle. Arada 10 gün geçti. 10 gün sonra barıştık. 20 günü 10 gün değil. Öyle geldi, özür diledi, barıştık. Sen mi özür diledin hocam? Ne güzel. Özür dilemek. Bir laf var. Özür dilemek karşınızdaki olan sevginin egonuzdan yüksek olduğunu gösterir diye. Ne düşünüyorsun? Düşünüyorum. Oğuz kolay kolay da özür dilemez. Heh, ondan bahsediyorum. Ha. Kıymet verdiği için özür dilemiş. Tabii yani. Bence özel alkışı gerektirecek bir şey yok burada. Özürlemesi gereken bir durum vardı olduğu için özür diledi. Neydi o durum? Ya çok kırdım onu ben ondan ama. Çok kırdın? Kırdım biraz. Ya öyle başka bir kadınla falan değil de sözel olarak. Ha, öyle şeyler yoksa. Tamam. Ağzına sert bir şey mi çıktı? Evet, çıkıyor benim bazen ara ara. Valla? Ne çıktı? İçine yenik düşebiliyor. Yani kelime değildi. Başka bir hikayeydi ama gereksiz bitirip gereksiz bir öfke, fazla bir bağırış çağırış falan gibi şeylerdi. Sen de kırıldın. Tabii ki de. Tabii. Aynen öyle, kırıldım. Ben peki bu 10 gün içerisinde iletişim yoktu ya, iletişim hamlesi yaptı mı hiç sana karşı? Hayır, asla yapmadı da. Evet. Öyle mi? Yapmadı. Ne düşündün o ara? Zank diye geldi sonra. Kesin benden bekliyor dedim. Çünkü araya bizim bazen yani hep herkesin olduğu gibi ne bileyim 2 gün girer, 1 gün girer. Ya ben yaşıyorum, niye aramıyorsun diyorum. Sen arıyorsun işte diyor. Yahu anladım da ben aramasam ne olacak? Hani illa arayacaksın. Yahu sen ara, hani ben niye sürekli arıyorum gibi durumlar var. Dolayısıyla muhtemelen o ara şey diye düşünmüştür. Olgu arar diye. Barışmak için ailenle yaşadın, annenle yaşadın yere mi geldi? Yakınına geldi. Plan yaptık değil mi? Hı hı. Bir yer var, orada buluştuk. Buluşalım dediniz. Nasıl barıştınız? Ne dedi? Gelir ya ama. Zaten ben onu görünce gülmeye başladım. Ya bayağı tatlı kız. Ben niye şimdi bu kadar üzüm? Bayağı ne güzel kızmış lan bu 10 gündür yok. Sen niye yoksun 10 gündür? Ya bu arama mevzusuna ben biraz takıldım.
Öyle sen ara ben ara, orayı ben sanki tam anlatamadığın gibi geldi yani. Yani ben sanki böyle sen ara da üç kere ben aradım da beş kere o aradı. Hayır, bazen mesela sen aramıyorsun. Niye aramıyorsun diyorum. Çok tatlı tatlı, beni de bırakmışlar. Kız buraya dönmüş. Lan bazen sen ara diyor, ben ara diyor. Öbürü de onu diyor. Aşk sözcükleri var mı? Tabii. Ben, o, mesela ben daha sözlükçüyüm. Yani mesela ben daha derin hissediyorum belki, bilmiyorum yani. Kelimelere dökmek bana daha kolay geliyor. Güzel. Yazısal. Ne diyorsun mesela hanıma? Yalnız kaldığınızda? Çok şey yani, şu an spesifik olarak bir şey söyleyemem ama bayağı şeyler söylüyorum. Uzun öyle özel cümleleri, özel cümleleri mi soruyorsunuz? Özel kelime, yalnız kaldığında nasıl seslenirsin? O bana özel şeyler o kadar, yani aşkım meşkimden başka bir şey ne söylüyorsun? Bilemedim ben meşkimi. Bilemedim. Adam kendini yani... övdü. Kadın geldi diyor ki ne diyorsun lan sen bana, ben duymadım. Hayır gerçekten hatırlamadım. Yani aşkım gibi klasik. Sevgilim, olgu. Olgu sinirlendiğimizde. Ha. Ben böyle okey Oğuz kapatıyorum falan dediğinde kapa olgu falanlar var. O olgu ve Oğuz varsa okey biz gerginiz demek. İsme düşülüyor orada. Tamam. Tabii o gerginliğin. Sende var mıdır böyle? Ona özgü. Var. Benim ona özgü şarkım bile var. O hiç sevmiyor yani. Şarkın var. Burada asla duymaz. Yapalım ya. İstemez kalsın. Ben istiyorum ya. Ama istemez. İsmi değiştir Mesut yap. Yani... Hadi ne olur, bir alkışlarla gelir abi şarkı. Hayır. Ya ilişki testi burası ya, ne olacak? Evet, konu açıldı artık. Sen ne olacaksın? Hayır. Hep beraber şey yapalım bak, herkes. Üç deyince bu çirkinliği yapalım, tamam mı? Pandemide insanları biraz daha yalnızlaştıralım, var mısınız? Bir, iki, üç. Çok kötü. Berbat sesler geliyor. Bu ne yapıyoruz be? Ecinliler, ters ayaklı köpekler. Yani bak şey, o kadar insan ütlerden dedi ama. Ütlerden dedi, aldım ben evet, çok hissettim. Şey değil, onun adını geçirmek gibi de. Fark etmez. İşte telefonda mesela şey yapıyorum. Sen benim aşkım mısın? Sen benim canım mısın? Hayır, öyle tatlı tatlı şarkılar söylüyorum. Oğuz da bunu insan için. Bence bu ayrılık sebebi abi, yemin ediyorum. Her şey dolu düzgün gidiyor, evlenme teklif etmişsin. Sen benim aşkım mısın? Sen benim mutlum mısın? Kapat şunu ve siktir git olgu. İsmiyle bir de. Dersin yani. Yok çok beğendim. Fakat inanılmaz tatlı oluyor. O da çok gülüyor. Bazen o iş yerinde gerginken falan arıyorum. Biliyorum mesela o gün bir yoğun bir şeyler oluyor falan. Gerçekten mi? Toplantıda falan. İnanılmaz... Toplantıda. Evet, bir buçuk milyon dolara biraz düşürmem lazım. Bir saniye sen benim aşkım mı açın? Sen benim sevgim mi açın? Asla böyle o şımarık kız modunda değil ama yani ben bunu... Şımarık kız modunda ben? Ya ben bunu bayağı böyle besteliyorum ve uzun bir şey yapıyorum. Oğuz da kahkaha atıyor. Çok eğleniyor, çok gülüyor da bunu insan içinde... Haz almıyor tabii. Yani ha, ama aslında özel. Özünde seviyor musun hocam bu şarkıyı? Yani onu böyle... itiraf et, çok seviyorsun. Tamam. İtiraf et lan. Yani özel kendi aramızdaki geçirdiğim zamanlarda seviyordum. Artık bilmiyorum. Yani, ne olacak be abi? Ne güzel oldu ya. Ha, senin hoşuna gidiyor yani bu şarkının gelmesi. Ya, hani bazen kişiye böyle... özel çünkü. Evet. Yani bir de aramızdaki bir şey. Yani mesela evet. Kimse anlayamaz. Yani ben telefonda toplantıda... Yan taraftaki İsrail'li müşteri bunu duyduğu zaman bir anlam veremez herhalde. Bir melodik bir şey gelir diye düşünüyorum. Anladım. Ama çok güzel bu. Ben yani size özel bir şey olduğu için söylediğin için de teşekkür ederiz yani. Bu hep 200 kişinin öte de vesile oldu yani. Tamamen ondan. Siz yani. Başardınız. Valla billahi. Senin aileyle tanışman var mı? Var. Evet. Nasıl aranız? Müstakbel kayınvalide burada, nasıl buluyor seni? Onlar burada yaşamıyorlar. Bilmiyorum müstakbel kayınvaliden beni nasıl buluyor. Ama iyi hoş buluyordur herhalde. Bilmiyorum onun fikrini. Olgu'da hiç sana bahsetti mi Olgu'dan hocam? Zaten. Tabii seviyorlar Olgu'yu. Olgu benim sevgilim. Ben ne kadar mesafe isem yani. Ya yakınsam onlar da o kadar yakın görüyorlar. Öyle mi? Tabii. Yani nasıl bahsetti annen Olgu'dan? Şimdi şöyle biz zaten ilk aldım 3. ayı falan aldım ben eve götürdüm. Güzel. Olgu'ya. Kaldınız mı? Tabii bizde kaldı. Kaldınız. Hatta o oda tuttu falan. Babam ısrar etti. Ya dedi ne olur mu öyle şey? Sen kız çocuğu gideceksin orada otelde kalacaksın falan. Sen benim kızımsın. Biz gidelim otelde kalalım. Dördümüz. Baba sen annen hep beraber otelde kalıyorlar. Hadi bir 186'dayım. Çıkın bakalım yukarı. Kaldı. Beraber mi uyudunuz o gece? Yok. Tabii ki hayır. İşte bence zaten çok güzel konularım. Sen nerede yattın? Yaşıyorum. Aynı şekilde götürmüşler tekliği. Kız da böyle yatıyor. Kardeşi var Oğuz'un. Gül. Hı? Gül. Gül'ün odası varmış. Sen orada. Aldın Gül'ün odayı. Evet ben orada kaldım. Aslında Gül nerede kaldı? Aslında kalmak değildi niye? Gül zaten İstanbul'daydı o zaman. Hah tamam.
Oldu şimdi. Onlar orada da, ailesi orada. Siz Ordu'ya gittiniz. Tabii. Aa, çok aslında güzel. Biz Giresun'a arkadaşımızın düğününe gittik. Dönüşte de haliyle aileme uğrayalım dedi. Tamam, ne güzel, güzel bir fırsat. Ben de tanışmış oldum. Kalacağını ama biliyor muydun giderken? Biliyordum ama onda kalacağım. Ben ondan anlaştım yani. Ben kesinlikle otelde kalırım, evde. Tam da böyle yürüyor işte, biliyor musun Türk ailelerinde? Sen böyle hani şık bir şekilde başka yerde kalacağım dersen onlar da izin vermezler. Ve sen de... Babası o kadar ısrarla rica etti ki ben artık konuyu şeye çevirdim yani. Bu kadar ısrara sanki yok ben sizi istemiyorum gibi olmasın. Bu kadar ısrara icabet edilir gibi geldi. Tabii şey olur sanki. Sonra. Beyefendi ayaklarınız kokuyor gibi bir şey olur yani. Değil mi? Yani sanki başka bir konu. Sizi beğenmiyorum, burayı istemiyorum ben hani falan gibi durmasın diye. Bir gece mi kaldın? İki gece miydi? İki gece. Bayağı 6 ay kaldım Mesut'cum ben. Baktım ekmek elden su gölden. Bahçeli bir ev mi hocam orası? Yok değil. Apartman dairesi ama böyle direkt denizi görüyor falan. Vay güzel. Aynen, çok güzel. Ordu'nun merkezinde o zaman. Ünye'de hemen Ünye'de. Sahil kenarında bir yerde. Anladım. Orada da büyüdün sen yani. Tabii Ünye'de büyüdüm. Ben. Ünye'de sürekli Ordu diyorum. Tabii Ünye'de. Merkez çok farklı ya. Ha, anladım. Ünye'de büyüdün. Evet. Anladım. Nasıl bir hissiyatlı senin için? Ünye'de büyümek mi? Çok samimi. Hayır. Bundan sonra ilişkisi bırakmışlar Ünye konuşuyorlar. Ünye'nin sığırı meşhurmuş. Doğru mu? sevgilinin sizde kalması. Çok keyifli. Ya, sabah bir uyanıyorsun. Herkes evde. Sevdiğin ne kadar insan varsa hepsi evde. Harika bir şey. Ne güzel anlattın ya. Vallahi orada mesela annenin babanın yanında şey yaptı mı sen? Benim aç kopma çöğüt takım. Yavrum bu kız deli galiba ya. Bir daha düşün istersen. Bu ne aç kopma çın maç kopma çın. Hey, vallahi mutluluktan diyorum. O zaman yoktu bu. O şarkı yoktu. Hayır sonradan oldu. O ilk 3 ay çünkü. Sen böyle ekstra kendini göstermek istedin mi o evde? Böyle hemen mutfağa ben de gideyim yardım edeyim kahvaltıya. Ya öyle şovlarım yoktur canım. Yardım ettim elbette yani sofra kurulurken, kaldırırken kahve yaptım falan filan. Ama öyle bakın ben nasıl da minnoş bir kızımdır gibi bir tutumum yoktu. Anladım ama yani şey yardım dozunda ettim. Yardım ettin yani. Evet ama o benim hani her yerde herkese yapacağım yardım gibiydi. Şey değildi yani çok özel beni ayrı görün, bakın ben kendimi parlatıyorum gibi bir tutum. Değil. Arkadaşımda da kaldığımda yatağımı toplarım, yardım ederim. Orada da evet. Aynısı oldu. Öyle bir... Bazısı abartıyor böyle. Anneyi itiyor falan. Ya git ben yapacağım diyor. Harika bir cümle kurdun hocam. Valla. Düşünsene uyanıyorsun ve sevdiğin herkes evde. Bir tek Ünye'deyiz orada bir minik. Deniz kenarı falan. Dalga sesi geliyor falan. Vay. Çok keyifli yani. Valla. Hmm. Odalarda böyle yatarken denizi görüyor muyuz? Tabii görüyorsun. Öyle bir. Gül'ün odasından gözüküyor muymuş? Çok odada takılmadım ama evet gözüküyordu. Ha. Yer odadan gözüküyordu. Bazen çok böyle şey olur. Misafire siktir boktan oda verirler. Öyle miydi yani? Hayır değildi gayet. Ya, en iyi odaya verdik. Çok geniş, çok güzel. Gece böyle bir tuvalete kalktığın zaman filan kapıyı açıp iyi geceler falan dedin mi? Yaptık. Evet öyle şovlar. Yaptık mı? Ulan çok güzel ya. Hiç çıkmak istemiyorum Ünye'deki o evden. Yaptık canım. Ne yaptınız? Yani iyi geceler dedik birbirimize. Daldın mı odaya? Dalmış olabilirim. Ha siktir! Ya benim babam sağır zaten. Ama yani böyle kısa bir 10 saniyede dalıp çıkmışımdır abi. Çok tatlı. Ne oldu lan? Kel bir şey geçti buradan hızlıca ya. Vallahi 10 saniye öptü çıktın. Aynen çıktım çünkü biri görse çok utanacağım. Tamam. Ama ne diyeceğim canım? Tabii. İnanılmaz utangaç bir heriftir yani. Vallahi. İnanılmaz hiç utangaç. Hiç burada çok tatlısın abi. Çok rahatsın. Teşekkür ediyorum sana. Vallahi. Teşekkür ederim. Sonra? Sen ne hissettin o öptü çıktı? İade'yi ziyaret yaptın mı? Yaptım evet. Ha siktir! Sen de gittin geri. Yani evet aynı gün değildir. Ertesi gündür. Ertesi gecedir muhtemelen. Ya da sabah kalkıncadır hani. Uyandım sen odada mısın? Ben uyandım. Geçiyorum içeri kahvaltıya yardım edeyim falan gibi. Ya da lavaboya gireceğim. Sen gireceğim mi? Annenin beklesem. Aldı ben oraya bilmem ne yaptım falan gibi. Kaçamak zannettik dedikodu yuvası çıktı arası satayım. Sizin de ya nevresimler biraz pis biliyor musun? Lan ne ayıp şeylermiş ya. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Kuzucuğum bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Yani değil ama benim için. Çok yakışıklı adam. Bence çok konuştuktan sonra aurası artar adamlardan. Aynen öyle. Değil mi? Tarzı var, tavrı var. Tipoloji olarak 10 üzerinden kaç veriyorsun sevgiline? 10 üzerinden 8 veririm. 8. Ne olsaydı 10 olurdu?
Göbek olmasaydı. Göbek olmasaydı. Göbek çoğumuzda var. Başka kaşı kaş gözü göz mü? Evet, kaşı kaş gözü göz. Saç ister miydin? Asla istemezdim. Neden? Kesinlikle çok seksi ve çok yakışıklı bence. O açıp açıp bana böyle saçlı hallerini gösteriyor. Ama baksana ne güzeldi falan değil. Ben diyorum ki yani asla hani hiç gereği yok. Bana böyle çok daha güzel geliyor. Valla? Evet. Seksi buluyorsun. Çok. Coştun ama biraz. Sen hakikaten dokunmatıkmışsın ha. Mesut Bey arayı biraz uzatamaz mıydık yani? Kuliste vaktimiz olmadı ki bizim. Kası kas mı? Kası kas canım evet. Yeterli. Yeterli. Daha kaslı, daha vücutlu ister miydin? Yok, gerek. Öyle mi? Bacakları güzel. Falan gayet kaslı. Ha, bacakları maşallah kaslı. Maşallah var, evet. Tamam. O göbeği kesip atsak. O kadar. Cillop pırlanta tamam. Gibi çocuk. Acayip. Valla. Evet, tabii canım. Azıcık öv bakayım sevgiline. Yüzüne öv bakalım, bir görelim. Bakışlarına bayılıyorum. Mesela yani ifadesi çok güzel. Gözleri değil ama ifadesi çok güzel ve o da bunu çok iyi bilir. Gözleri bok gibi ama başka arkadan bir bakıyor. Hatta şöyle bir şey oldu. Biz ilişkimizin kaçıncı yılıydı? Birinci yılı falandı galiba o zamanlar. Televizyonda şey izliyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ izliyoruz. Onun bir dizisini. Oğuz'a dedim ki o zamanlar daha zayıf bu arada. Yani bundan bir temiz 15-20 kilo daha az. Yani yine göbekli mebekli. Hep iri bir adamdı ama Kıvanç Tatlıtuğ izliyoruz işte dizisini. Dedim ki onun da bu arada sakallı olduğu bir bölümü. Yani bu adamı her tipte görüyoruz ya. Sakallıydı o gördüğümüz zaman. Oğuz dedim ki Oğuz garip bir şekilde yani isterinen isterin ama şuradan aşağısını dedim. Yani bir an böyle bir Kıvanç Tatlıtuğ'a benzettim seni ama belden aşağısı yani sadece şu bölge. Gerçekten buna acayip inandım bu arada. Nereden nereye tam? Tam şuradan şuraya. Ağzı. Gibi. Ağzı ve sakalları. Sakallar, böyle dudakları, renkleri falan. Onun da böyle kızıl kızıl falan. Yani o öyleydi yani bir ara. Oğuz da böyle durdu şey dedim. Allah Allah sen beni gerçekten seviyorsun ya galiba dedim. Lan sen kör olmuşsun ya. Ben niye öyle bir şey söyledin dedim. Beni hayatta bir tek annem çünkü Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetiyor dedim. Dedim yani o kadar abartmayalım. Baştan aşağı benzetmiyorum tabii ki ama yani bir tık gördüm o havayı. Annem benzetiyor mu hocam? Bu 8 vardı ezelde. Tamam. Ona biraz benzetiyordu. Evet, doğru. Sen bir de şeye benziyorsun. Bu böyle banka soydukları dizi hangisiydi? La Casa de Papel'de Helsinki. Değil mi? Biliyor musun? Biliyorum biliyorum. O şişko gay olan çocuk. Şişko. Andırıyorsun onu biraz. O da böyle tarzı da Tomer, Tomer kim abi? Somer şef oldum bir ara. Ona da benzettim. Ha evet. Abi bir de Settaş mı? Sattaş diye bir grupta biri varmış. Sattas. Evet. Orçun. Orçun. Bir de ona benzettim. Çok severim ben Orçun'u. Bayılırım yani. Ben de dinledim iki şarkısı. Ben de seviyorum. Buradan sevgiler yolluyorum ama inşallah. Orçun Sunayar. Burada ilişkisinin içerisinde de selam yolluyorum. Yaşa. Dünyanın en güzel kadını mı? Bence çok güzel bir kadın. Ama dünyanın en güzel kızım değil tabii ki. Yani. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 7. Bana 8 verdi ya. Helsinki coştu. Mesut Bey buradan da Ziraat Bankası'nı soymaya gideceğim. Emeklerin maaşlarını hep böyle cebime atacağım hep. 8'i beğenmedin mi hocam? Ben beğenmedim ya. Bana diyor ki sen dünyanın çok yakışıklısın. Son ne kadar yakışıklısın bir erkeksin evet, falan. 8 ne ya? İşte. Ama hocam 10 üzerinden. 9 şurası, 10 şurası. Bunları yok ettim. 10 işte. Ben böyle bütünümle 9'um yani. Aa 9. Sen 7 verdin. Ben 7 verdim. Ne olsaydı 10 canım olurdu? Canım sağ olsun be. Ne olsa 10 olurdu? Allah ne bileyim. Öyle bir eksiği de yok. Maşallah var. Ama 7. Ama 7. Kaşı kaş gözü göz mü? Kaşı kaş. Baksana şuna. Gözü de göz. Laps diye öpüşseler ne güzel olur ya. Herkes bekliyor. Ne oluyor lan diye. Bak yalnız gelen çocuk çok heyecanlı. Ne güzel programmış lan. Daha önce izlemeden geldim. Bu ne ya? Böyle uzun uzun bakışır mısınız? Evet. Zaten ben çok konuşmuyorum ya. O yüzden. Az mı konuşuyor evde yalnız kendi kızı? Acayip az konuşuyor. Aa ciddi mi? Neden? Kelimeye israfı olarak mı düşünüyor sence? Bilmiyorum. Ya da ben çok konuştuğum için belki de atıyor da bana olabilir. Muhtemelen ondan. Sen böyle iş yerindeki her ayrıntıyı sevgilisine anlatan kadınlardan mısın? Evet oyum. Öyle mi? Ben hayatındaki her ayrıntının, yani her şeyin her ayrıntısını anlatan biriyim. Öyle mi? Evet. Hocam bir kısım sonra insan dinlememeye başlıyor. Ya böyle dinliyormuş gibi yapıyor. Var mı öyle huyları? Ben direkt kapatıyorum telefonu. Yani diyorum ki ya şey yapalım. Ben işim var, bir onu yapayım ondan sonra tekrar konuşalım diyorum. Sonra?
Sonra tekrar arıyorum. Başka bir yerden konu başka bir konu oluyor. O zamanki konuyu unutmuş oluyor. Ama onu ben uzatıyorum diye yapmıyor. Onu orada muhtemelen bir şeyini eleştiriyorumdur. Onu duymamak için kapatıyorum ben diyor yani. Ama sen iş yerindeki ayrıntıları anlatırken konu nereden geldi Oğuzhan'ın eleştirilmesine? Hayır Oğuzhan dedi ben kapatıyorum zaten. Dinlemiyorum işim var diyorum. Onu dedi ben uzattığım zaman değil. Onunla ilgili bir şeyi anlatıyor ve eleştiriyorsam bir tık... Ondan rahatsız olduğu için kaçıyor. Kapatmak istiyor. Yoksa benim işle ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili anlattığım detaylı hikayeleri gayet dinlersin yani. Ben dinlemeyi severim ya. Dinliyorum. Unutmam da yani. Adam bir anda karar değiştirdi fark ettin mi? Ben sana şöyle söyleyeyim. Dinlemeyi çok severim bir kere. Hep anlatsın isterim. Hep anlatsın istemiyorum ya. Çok anlatsın istemiyorum. Hep anlatsın ama çok anlatmaz. Değil mi? Evet. Ne oluyor lan? Hocam huy olarak hanımı bir hayvana benzetecek olsan hangi hayvana benzetirsin? Boyut. Ya çok eleştirel bir hayvan yok. Pandalar eleştiriyormuş herkes böyle. Herhalde rakun derim. Rakun neden? Çok tatlı ya bu. Rakun da çok tatlı. Kendi de beğenmedi cevabını. Çok tatlı. Rakun ne yer? Ağaç falan diye. Ağaç mı? Evet. Rakuna bak. Kavak mı lan o? Nasıldır hanımın damak tadı midesi? Her şeyi yer mi? Seçicidir biraz. Her şeyi yemez. Aa, tatlı sever. Reçel. Reçel tatlı. Mi? Vizyonsuz fıstık. Fıstık ezmesi. Reçel mi? Reçel yani. Reçel dediğin... Reçel şeydir. Sadece yolculuk eder reçel. Değil mi? Bir kayısı reçeline bir tane GoPro tak. Bir gıdım eksilmeden geziyor böyle. Lan bana geldim ne güzel ama. Hop buradır hop başka sofra. Bir tane de bir ekmek bana bir şey yapan yok yani. Bir sen. Ben gerçekten çok seviyorum. Reçel de şaşkın. Kim dokanıyor lan bana? Sen onu bir hayvana benzet. Huy olarak. Söyle söyle hadi rahat ol hiç şey yap. Vallahi bilemedim. Vallahi de, konu tembel yapmayacağım. Hayvan falan olabilir. Yani. Tembel midir? Uf. Öyle mi? Büyük. Ben kabul etmiyorum bunu. İstediği sabaha kadar etmesin. Büyük tembeldir. Büyük. Sabaha kadar etmek. Kapışır yani. Kapışır. Tembellikte kapışır. Öyle mi? Evet abi net. Ben çok başarılı bir adamım. İş hayatında falan. Sizin yani... Başarı başka bir şey. Tembellik başka bir şey. Tembel olup başarılı olabilirsin. Yani o ayrı yani o ben, ayrı. Ha şu okey. Mesela ben hiç evden çıkmadan 20 gün geçirebilirim yani. Geçirir, temizlemeye de kalkışmaz, yemeğe de okey, burada uyuyayım, yatakta kurmayayım, toplamayayım da falan. O kadar tembel yani, kanınızı kurutur tane. Allah aşkına bir hareket... Allah aşkına bana bir yardımcı olun Mesut Bey. Allah aşkına ya. Bir el atın. Yani o boyutta tembel, o yüzden herhalde tembel. Siz hiç birlikte yaşamadınız değil mi? İşte inşallah yaşayacağız az kaldı. Ne kadar böyle zaman... Nasıl sekanslar oldu aynı evde? Uyudunuz, uyandınız. Yani 10 gün, bir hafta, 15 gün, bir aylık böyle tecrübeleriniz var mı birlikte? Bir hafta yok, bir var. Ay olmadı. Bir hafta vardır. Bir hafta. Nasıl geçti o bir hafta kuzum? Bu dediğin hikayeler gözüne batmaya başladı mı? Evet. Yani... Bu seni korkutuyor mu peki evlendikten evet. Sonra aynı evin evet, içinde? Evet, korkutuyor. Öyle mi? Bazen korkutuyor. Evet. Seni hocam değişim korkutuyor mu? Azıcık yani değişmek zorunda kalacaksın öyle görünüyor. Birazcık değişeceğim herhalde ama o da biraz değişecek yani. Bu iki taraflı bir şey yani bu tek taraflı bir şey değil ki. Tabii. O biraz acaba değişme lazım. Pasaklılığa mı alışacak acık? Pasaklığa değil de o kadar dikkat etmemeye alışacak. Güzel yumuşattın yani. Salona işemeye alışacak benimle beraber. Mesut Bey yere tükürmeye alışacak. temizlik konusunda nasıl? Rezalet. Anlatılır gibi değil. Anlat azıcık anlayalım. Asla anlatamayız yani. Ya benim... Deneyelim hayatım ya. Yani ne bileyim. Girdik eve. Mutfakta ne var? Bardaklar var. Asla makine yatırmamış. Yani bu arada atar falan da. Yani mutfak onun ilgi alanı. Seviyor. Oraya yatırım yapıyor. Bir şeyler yapıyor orada ama. Mesela lavabo. Duşta. Ne bileyim. Duşa girmeden evvel yere bir havlu sararsın ya. Aha. Ona bir ayağını basarsın. Nemini alırsın. Sonra kurulanır çıkar. O mesela lörk su olsun, alayım bir sıkayım, asayım, aa yani cuk eder üstüne bastığında o kadar ıslak ya anlatabiliyor muyum? Mesela alın size bir örnek. Ya da mesela tavaları böyle tıraş oralarına bir şeyler yapıyor, tıraş oluyor. Onlar oralara dökülüp, yani ben Müslüman şöyle bir suyu al da şöyle at, öyle çık yani. Büyük bir temizlik beklemiyorsan şöyle bir suyla yap, elini kuruna çık. Yok,
Ben giyinmeyeyim de fırçalarım, onlar orada durur. Ne çekmişsin be, vallahi billahi. Ama örnek sorduğu için örnek anlatıyorum. Suçlu ben miyim şu anda? Şuraya bak, soru sorduk diye suçlu olduk. Hocam gerçek mi bunlar? Ben bu banyo havlu falan oyuna katılmıyorum. Çünkü ben yere havlu koymuyorum yani. Fotoğraf çekip atarım size yani. Nasıl, ne kadar şu anda koymuyorum benim hakimiyetim aşkım? Koymuyorum yere havlu ya. Normalde sen şimdi bana bir alışkanlık kazandırdın. Peki ben nereye basıyorum hocam? Fotoğraf çektiriyorsun bana falan filan. Havlu var mı yok mu? Hanginiz yalancı? Arkadaşlar var yani. Var. Kendi de çok iyi biliyorum. Bilmiyorum niye bunu söylemek istemedim. Var. Ne oldu hocam? Pisim ben ya. Ben şerefsizim lan. Hadi bakalım götüm ben. Hadi buyurun. Estağfurullah tabii. Öyle demek istemedim. Dedin ama. Hayır, demedi canım. İstemedi ya. Örnek verdi sadece yani. Bu örneklerden... Hani çok bakımlı değil mi yani? Genelde hani bekar erkek evi falan filan zaten 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin ediyoruz ya. Salon nasıl? İyi, güzel. Kül tabloları bazen boşalmamış olabilir. Ben gittiysem mesela über ilgi, über alaka. Dikkat ediyor. Çok, evet. Ne güzel işte. O zaman. Ama o böyle 3 gün, 1 hafta zaten ya. Sonra mesela kazara, baskına git. Muhtemelen kül tabloları çöp boşalmamıştır, almıştır, kapıya koymamıştır. Kapıya koysa atmamıştır. Ama o kendi başına evde vakit geçirirken kendisine göstermediği ihtimamı sen gelince gösteriyor. Tabii, bence evet. Çok bu kıymetli bir gösterge. Kesinlikle, o yüzden belirtiyorum. Bence de öyle. O yüzden de evlendiğiniz zaman belli ki adam değişimi azdır. İnşallah. Ben kendimden tiksindim Allah'tan şu an. Allah'tan yo. Hayır abartma, canım o kadar değil. Beni de anneme falan izlerse bunu ben nasıl anlatacağım bunları? Şimdi anlatmana gerek yok. Annen eve baskın yaptı zaten, bunları fark edebilir muhtemelen. Görür yani. Annen oğlunu çok düzenli olarak mı biliyor? Bir kere ben zaten anlattığı gibi değilim yani. Acayip o vardı. Nasılsın? Yani tamam, dağınığım. Hatta dağınık bile değilim. Şöyle... Benim evim iki haftada bir, benim bir kere evime temizlikçi gelir yani. Benim evim her zaman temiz. Çünkü bulaşıkları makineye koymak kadar kolay bir aksiyon yok. Tamam, mesela yerleri zor olanı, nasıl siliyorsun? Hayır, zor olanı bulaşıkları temizken alıp kenara koymak. Haklı adam! Mesela evi temizledim ben olgu diyor. Her zaman iki haftada bir gelmeyebiliyor kadın mesela pandemide falan. Öyle tamam. Düzen olmadı. Dolayısıyla tabii ki düzenli bir iki haftada bir biri gelen biri yok. Bir dönem vardı falan. Evi temizledim ben diyor mesela. Ben geliyorum diyorum. Haftaya geleceğim, hafta sonu geleceğim. İyi süper, ben evi temizledim diyor. İşte kazara şöyle koltuğun altını, şuradaki kıl yumaklarını, tozları görme yani. Ama burayı temizlemiş. Burası parlıyor. Orada yerler bir bak, görmemiş adam. Hayır, o yani... Makine girmemiş olabilir. Ya mesela ben yapıyorum. Acık şunu şöyle ittin mi oraya makine giriyor ya. Koltuk ya bu, böyle itirip kalkılabiliyor ya. Bana mı laf sokuyor şu an? Sanki benim evime gelmişsin de. Ben seni ağırlayamamışım gibi. Bana niye anlatıyor böyle tavırla tavırla acaba? Ben senden yanayım. Ben de pisim ulan. Yani o koltuğu itebilir istiyorsan diyorsun yani. İtse evet. İter. Tabii ki de. Ama itmiyor. İtmiyor. İşte o anlamda tembel. Zaten konuya tembellikten geldik. Yani ona örnek verdiğiniz. Şimdi onun için tembellik sınıflandırması benimkine göre çok bambaşka bir dünya yani. Tabii tam olarak onu yani söylüyorum onun, ben de. Evet. Evet, senin temizlik anlayışında o hani reklamlarda gördüğün parlaklık var ya. Fayanslarda falan. O bende yok. Abartıyorum, öyle değil. O kadar. Adana bak, o bende yok. Ben Mrs. Muscle değilim. Mrs. Muscle mıydı o? Mr. Muscle. Mr. Mrs. dedi ben. Olsun aynı şey. Muscle birey. Değilim ben. Kendi şakama hepinizden çok güldüm. Sikretmiş olmaz. Seyircimize soralım azıcık. Bu hikayede yeterince yani anlattığı kadar pasaklı değilim diyen Oğuzhan mı? Yoksa koltuk hikayesini ve bilimum kıl hikayesini dinlediğimiz Olgu mu haklı? Parmak alayım. Oğuzhan tabii. Neden? Ki. Yani o kadar temiz olmaya gerek yok. Haftaya plansız zant. Ve... Bir gitsene Oğuzhan'a tatlı. Yok hayır, ben anlıyorum. Gidiyorum. Çok saçma bir yere giriyor. Hanımefendi deli çıkıyormuş. Beni hatırlıyor musun ilişkisinden? Fayansları yalamaya geldim, evet. Bakalım gerçekten temiz mi? Bahsettiğin şey bence büyük bir temizlik hatta. Bizde o da yok.
Asla yok. Eşiniz mi sevgiliniz mi? Eşim ama biz... Sizin eşiniz kadar... Oğuzhan kadar da değil. Asla değil. Sen diyorsun ki ben ölümü yaşıyorum, sıtmaya razı ol. Aynen öyle. Değil mi? Aha, aynen gel öyle. Gel kardeşim gel, otur şöyle. Evet, gelebilirim. Ne güzel lan. Evlenmeden de birlikteydik. Onda da asla temiz değildi. Beyefendinin adı ne? Özgür. Özgür'le Oğuzhan birlikte yaşasalar bir haftaya pislikten ölürler, ben sana söyleyeyim. Muhtemelen. Evet, her şey çok güzel olur bence de. Ver bakayım. Söz hakkı doğdu. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten öyle misin? Değilim. Kesinlikle nasıl öyle. Kabul etmiyorsun. Vallahi kabul etmiyorum. Demek ki pasaklığın ortak özelliği de asla kabul etmemelerim. Tabii ki de. Değil mi? Nerede sidikli var? Yok 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 yok. Neden? Yani... Ne yapıyorsun temizlik namına evde? Evdeki mesela villayı ben yapıyorum. Bulaşıkları ben yerleştiriyorum. Biraz yakın mikrofon. Villede bulaşık. Onun haricinde çamaşırları ben yapmıyorum ya. Bir tek çamaşırlar bende değil herhalde. Ütü? Ütü yapmıyoruz. Karşıyız. Yemek? Yemeği birlikte yapıyoruz. Öyle mi? Hı-hı. Tamam işte adam yapıyormuş. Daha ne yapayım ben anlamadım ki. Ver bakayım. Biz evi yani ayda bir falan temizliyoruz. Sen de pasaklısın o zaman. Ben de pasaklıyım. Öyle mi? Evet. Aha. Ama o daha çok. Bizim sizinki bir odamız, başka bir durum ama. Sizinki bütün yani... biz şeyleri bir odaya koyuyoruz ve odanın kapısı asla açılmıyor. Evet, o şekilde. Hayattaki sorunlarınızı böyle mi çözüyorsunuz? Evet. Evlendik. Alo. Yine değişmedi. Ordu'da Gül'ün odası var. Oraya götürelim hepsini. Evdeki... Pislikleri tek bir odaya itip koyuyoruz. Kapıyı mı kapatıyorsunuz? Kapatıyoruz. Kaç oda var bu evde? 3. 3 artı 1 mi? Evet. Aha. Biri şu an kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Anneler geldiğinde de orayı kilitliyoruz. Orada kalıyorlar diye. Bir daha gelmesinler diye kayınvalidemi oraya yatırtıyorum. Solucanlarla uyuyor. Genelde kilitliyoruz evet orayı. Şu an orada kilitli. Evet. Yani açtık kapıyı ne göreceğiz? Hiçbir şey yani her şey üst üste. Kıyafet olabilir, çöp olabilir. Çöp de var. Var var. Aklınıza gelen her şey. Yani yıkamadığımız çoraplar olabilir. Ne ya da yıkanmış, ya? Bir yıldır orada bekleyen şeyler olabilir. O evden çıkarken, o ev sizin mi? Yok değil. Kime? Ev sahibi dinliyorsa o evden çıkartır sizi şu an. Daha evimin önceki... değeri düştü şu an benim. 3 artı 1 evim olmuş, 2 artı 1 bana. Bir oda boklu, bu neymiş lan? Evet. Özür dileriz. Şimdi kimden? Ev sahibinden. Kabul etmeyin lan. Anladım. Güzel bir çözüm bu. Evet. Aynen. İyi bulmuşsunuz birbirinizi iki pasaklı. Çok memnunuz. Vallahi. Evet. Sen hiç kim haklı sorusuna cevap verecek bir durumda değil misin ama yani? Senin bir jürilik durumun yokmuş. Ama evlenince değişmiyor. Aynı evde yaşayınca da değişmiyor. Hani böyle hı. Devam. Her şey güzel. Sağ ol. Evet. Teşekkürler. Peki. Kocaman sağ alkış. Ederim. Yayınlıyoruz buraları ha. Tamam. Şimdi o geceden sonra eski eşiyle ilgili bir şeyler anlattı mı sana hiç? Yok. İlk gün anlattı ve tamamen her şeyi sana açtı. Tabii tabii. Anladım. Hatta hiç öyle onun namını, onun geçmişiyle ilgili konuşulsun hiç istemem. Senin de ilk uzun ilişkin değil anladığım kadarıyla değil mi kuzum? Sana benim sorayım. En uzun ilişkim Oğuz. Ama ilk uzun değil. Değil. Kaç sene oldu? Oğuz'dan önce. Tabii. Çünkü yani 1,5 yıl kadar. Onlardan hiç bahsedildi mi? Bahsedildi. Öyle mi? Evet. Yani o istemem. Sordun mu? Ben konuşmayı sevmedim konular bunlar. Yani mecbur bir gündeme geliyor, bir şeyler oluyor falan. Gündeme nasıl gelebilir bu? Yani mesela Kadıköy'de karşılaşıyorlar falan filan. Ben selam vermek zorunda kaldım, haberin olsun diyor. Eyvallah diyorum falan. İki gün düşünüyorum acaba ne oldu orada falan. Ne olabilir? Sen o yokken selam verdin ve söyledin, söylüyorsun. Tabii evet. Söyler. Ne güzel. Evet. Çünkü gayet yani olması gerekenden bir tık fazla ya da az değil tam. Aynen öyle. Ya da ne bileyim başka bir kel alaka bir konuyla ilgili... Eski geçmişteki arkadaşım mesaj atmış bana. Hı-hı. Ben de cevap vermişim. Bu arada haberin olsun böyle böyle bir şey dedi. Ben de cevap verdim. Olur da sen görürsün bir şey olur. Bir şey olur da hani benim haberim niye olmadı deme diye bilgin olsun derim. Böyle bilir yani gerektiğinde dediği bu. Anladım. Sen bu durumlarda böyle bir azıcık kıskanıyor musun hocam? Ya kıskançlık değil de. Durumun verdiği bende bir rahatsızlık oluyor yani. Hani bir rekabet gibi de bir şey yok ortada. Ya da ne bileyim beni sadece yani. Benim ilişkimde üçüncü bir şahısın daha evvel ilişki yaşamış olguyla birinin adı ya da benzeri bir şeyinin bizim ikimizin ilişkisinde... Allah sen ne dedi ya? Altı tane kişi zamiri kullandı. Bizim ilişkimiz onlarınki de eski olduğu için öbürküsü oradan gelip bir ikisine demiş ki...
Hiçbir şey anlamadık ama rahatsızlığını anladık. Evet. Sen galiba hissiyatın içinde de böyle kayboluyorsun. Evet, var biraz. Evet, aynen o şekilde de anlatamıyorum mesela. Niye bozuldun diyorum. İşte bir şey dedim, neyse yani bilmem ne, neyse falan diyor. Geçenlerde böyle bir şey oldu mesela. Ve bir gergin uyandık. Ay anlatayım bir konu, bununla hiç alakası yok. Olsun. Geçen şöyle bir şey oldu. Gerçekten en çok enteresandı. Birlikte kalıyoruz. Sabah uyan. Gerçi ben anlatıyorum ama sen ister misin anlatmanı? Ben niye anlattığını anlamadım. Ya anlatsın bakarız sonra ya. Biz uyandık. Yayınlamayız. Biz uyandık. Neyse biz böyle uyanmaya, ayılmaya çalışıyoruz. O gereksiz bir triplerde garip garip laflar sokuyor bana. Ama ayılmadık daha, gözümüzde çapak var yani, uyanmamışız. Tabii tabii ya, sen bana emret zaten. Sen bana bilmem ne de. Ben zaten köleyim. Köpeğim ben zaten. Bir anlamsam ama Oğuz afyonun patlamamış. Ne diyorsun şu an? Ben rüyanda mı gördün? Dur geliyorum. Ben de dedim ki... Bok etme hikayeyi, dur. Sokacağım, sorma bir şeyi de sorma. Tamam. Oturamıyor musun sormadan? Tamam. Oraya geleceğim. Oğuzum ne oldu diyorum. O da yarı uyuyor. Yok şey yok, tamam yok filan diyor. Okey diyorum, devam ediyorum. Sana bir şey anlatıyorum bu arada, biliyor musun? Bugün bilmem ne vardı. Tamam ya, sen ne dersen ne olur zaten filan diyor. Oğuz planı anlatıyorum. Senin dediğin de olabilir. Neyin var diyorum. Asla söylemedi. Ayıldık. O sinirlendi, kalktı, içeri gitti. Sabah sigaralar yakıldı böyle bir triplerde falan. Oğuzum neyin var, söyler misin? Ne oldu? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Ne oldu? Anlamadım. Allah sen, ne olmuş? Ne olmuş? Oğuz, sonra kızıyor bana da sorunca. Oğuz bunu asla söylemedi ve ben Oğuz'a dedim ki bak dedim, bugün gerçekten rezalet olur. Ya söyleyeceksin ya söyleyeceksin. Yine söylemedi, biz bozulduk. Geldi sonra sarıldı. Artık biz merak etmiyoruz. Ne bok olmuşsa olmuş. Ne bok olmuşsa olmuş. Başka soruya geçiyorum. Merak edenler o desin. Sormuyorum ama. Benim eski erkek arkadaşımı kişiyi rüyasında görmüş. Oh. Biz onunla eski arkadaşımla ben el ele geliyormuşum onun yanına. Onu da bir yere çağırıyormuşum. Diyormuşum ki ben artık hani seninle devam etmek istemiyorum. O da yanındaymış. Sonra biz kalkıp gidiyormuşuz. Bir de hesabı ona kilitliyormuşum. Ya ben bu hikayede şey anlamadım. Dünyanın en saçma rüyası. Lan 197'ler ne içtiniz lan siz? Çok güzel bir yermiş oğlum. Çok. Bütün korkular bir arada. Hepsini yaşadım. Ve bana bunu söylemiş. Hepsi bir arada. Patatesleri de o pezevek yemiş. Ne işin tuhafını, bana bundan bahsetmiyor. Ben delireceğim, bakıyorum beni kurmaya. Anlat ne oluyor. Çok hocam, rahatsız eden bir rüya mıydı? Hesap kısmı biraz sert oldu. Kaç paraydı hesap? Oraya tutulmuş. Hesap abi. Neydi? Ya, ne yemiş, ne içilmiş? Cebimdeki nakit yetmedi. Kredi kartı varmış sonunda. O kadar. O kadar. Neler vardı menüde? İçmiş, garip garip korkular. Mesir macunu. Allah Allah. Yemişler, içmişler. Ben de ödedim. Yani tam rakam, döküm falan. Bak ona. Ödedin. Ödedim. Sinirle ne yapayım ben? Gitmem lazım. Anladım. Hiç böyle kafa mafa atmadın adama rüyanda. Yok. İşte kalkınca, uyanınca direkt ona sardım. Ve benim haberim yok. Düşünebiliyor musunuz? Ben ne olduğunu bilmiyorum. Hata sende abi. El ele geziyorsun çocukla. Tabii canım, net bende. Anladım. Yani manitamı koluna takıyor. Bir de hesap kilitliyor bize. Herifi yakalayayım zaten. Bana anlatacağım onu. Gerçek hayatta aynı mesela rüyanda gördün. Ertesi gün adamla rastlaştın. Canım sıkılır. Canı sıkarım da. Ya öyle... Sıkma. Gel buraya gel. Lan hesabı niye kilitliyor? Pezevenk. Şimdi bu adam dış ticaret yapıyor ya. Diyelim yurt dışında çalışıyor. Airbnb evinde bir tane üst düzey bir kadınla kalmak zorunda kaldılar. 6 ay kalabilirler mi iş için? Kim bu kadın? Öbür orospu olan. Üst düzey bir yönetici iş yerinden. 6 ay çok uzun be. Yani 6 ama ay. Ama bayağı böyle. Ama bir şey söyleyeyim. 6 ay iş için gittiysen hocam para kazanıyorsun. Çık git başka bir yere git yani. 6 ay boyunca o kadınla evde kal. Dolu dolu. Her yer dolu. Bütün Airbnb evleri tutulmuş. Olmadığını kabul edelim. Önermeyi bozmadan. Kalabilir mi 6 peki ay? Peki. Kalabilir. Kalır. Adamın bedenleri de azıcık zayıf. Muhabbet kuşu olduğu için. Mesut Bey ballı çubuk nerede? Ben ödedim onları. Kalır. Yani ben kalmaz der miyim böyle bir şey? Hayır der miyim? Demem. Der mi hocam? Ya kalabilir mi sadece? Ya beni her gün arar. Yani dakikada arar, saniyede arar. Arar, soru bu muydu? Görüntülü arar. Arar mı demedik. Kalabilir mi kalır? Yani anladım. İşte sürekli görüntülü konuşuruz evde. Yani...
Ha, evet, üçünüz doğru. Böyle. Aynen öyle. Karşıda da. Peki bu sorunun cevabı ne? Kalabilir misin? Yani Olga izin verir mi kalmam? Yani kalacağıma falan pişman olurum. Yani öyle bu iş bir an evvel bitsin buradan gideyim diye bakarım. Anladım. Tam tersi olsa? İşte mesela ben aynısını yapamıyorum. Ben öyle bir şeyden nefret ederim. Ben biraz daha makul bir adamım. Ya git ya gitme derim. Yani. Makullük mü bu? Evet yani. Bok gidersin makulüm. Makullük bu değil. Yani, ya git ya gitme ne demek? Ya şöyle. Ya hayatımdan gitme. Makullük demek tabii gidelim. Ya herro ya merro mu? Şimdi 6 ay adama işkence yapmak var böyle kamerayla. Bir de soracak gergin gergin. Yani onu ben yaşayacağım. O 6 ay bana cehennem olacak. Ben öyle bir cehennem falan yaşatmam ona. Yani eğer adam güvendiğim bir adamsa git derim. Güvenmediğim bir hayatta gitme derim. Gitmemesi için elimden gelen her şeyi yaparım. Bana yükseliyor yavaş yavaş fark ettin mi? Diyelim evde uyuyorsunuz. Kırt 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 bir ses geliyor. Hırsız girmiş. Hırsız girmiş. Hah, anlıyorsunuz yani içeriden tıkırt tıkırt geliyor. Kalkmasını bekler misin? Hırsız geldiğinde. No, asla beklemem ben kalkarım. Sen kalkarsın. Sen kalktın o da dedi ki sen halledersin zaten kalkmadı. Zaten asla duymayacağı için muhakkak. Duydu duydu. 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 İkiniz duydunuz. Beklerim o zaman tabii ki. Sen bekliyorsun. Evet, o da bekliyor. Kalkmasını bekler misin? O da duydu. Kalkmasını beklerim. Evet tabii ki de beklerim. Kalkmadı diyelim. Ben kalkarım. Döndüğünde gözünden düşmez mi? Yok. Ne münasebet. Düşmez. Hani niye? Cesaret edemedi gibi. Yerden, bir yerden mi sordunuz? Evet. Yok öyle demem ya. Korkmuş oluyor. Herkesin korkuları farklı yani. Gel şey döndün işemiş altına korkudan. Asla. Hikayeye bak. İyice sertleşiyor. Pıtı 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 ses geliyor böyle. Çağdaşlık. 10 üzerinden. Mantıklı. 2 diyenler. O desin. 2 ve üzeri. O. 8 ve üzeri diyenler. Çağdaşlığa o desin. O. İyi gene. Okay. Yani. Güzel ifade etmişsin kendini yani. O tabii bir işte kazak diktirdim falan onlar bir acayip. Evet orası bozdu değil mi? Bozdu ama acık. Ama işte görseler kazağı bana hak verirlerdi yani. Kazak böyle buraya kadar ya. Yani kazak yani adı üzerinde. Niye açıyorsun? Sadakat. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Benim en sevdiğim çiftlerden biri oldunuz. Şimdiden söyleyeyim. Aa, teşekkür vallahi. Ederim. Yani iletişiminiz çok iyi. Beraber eğlenebildiğiniz böyle çok uzaklardan da gözüküyor yani. Sadece birlikte yaşama konusundaki pratik hususunda adımlar atmanız lazım. Evet, tamam. Bir de çünkü yalancısınız da. Havlu var, havlu yok. bir kere yani birbirinize de yalan atacaksınız belli ki. Havlu nerede havlu burada diye. Böyle. Bu adam saklar havluyu yok der. Öyle söylüyor. Öyle bir hali var. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi 9 özürü diyenler o desin. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla! Çok güzel bölüm oldu ha. Valla iyi ki geldiniz, yalnız bırakmadınız pandemi şartlarında arkadaşlar. Bu arada hiçbir pandemi kuralına uymuyoruz. Kimse de maske yok. Herkes birbirinin ağzına tükürüyor. Buradan da söyleyelim. Fahrettin Koca'yı da tweet atalım bu kısmı. Hanımlar beyler. Bendeniz Mesut Süre. Paribu'nun sunduğu ilişki testi alkışlarla sona eriyor. Bu vakte kadar en az 3 kez sesli kahkaha attıysan, şimdi bir ilişki testi izleyici hareketi başlatıyoruz. Tek yapmanız gereken bu bölümü story'nizde ya da tweet olarak paylaşmanız. Story ya da tweet fark etmez. Diyelim paylaşmadınız. Naif beddua severim. Diyelim anne babasın. Yetişkinde çocuğun var. Çocuğun bir sevgilisi olmuş. Size geliyorlar orduda kalmaya. Sen eşinle uyurken çocuklar bir o odaya, bir o odaya. Bölüm biter. Bay bay. Alkışlarla. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Yalnız bırakmadınız. Bir tanesiniz. Görüşürüz. Daha çok alkış. Daha çok. Ayıp ama ya.